onca yılın ardından, onca acının üzerine hem hatalarınla yüzleşmeyeceksin hem de mağdur olacaksın. Ödül bekliyorsun yani. Öyle kolay değil. Karar sen. Hataysa benim hatam. Fakat son kez söylüyorum. Derdini benimle çözeceksin. Eğer bir daha buraya gelmeme sebep olursa, ben hiç tereddüt etmeden çekerim tetiği. Bilesin. Thank you.
diye hatırlatmaya geldim. Hayır. Unutamadığından boşanma kararına zaten itiraz edeceğini farkındayım. Güzel. Demek ki bazı şeyleri anlatabilmişim sana. Ya artık anlaşabildiğimize göre böyle birbirimizin yolunu kesmeye lüzum yok ha. Bak ne diyeceğim Faik. Sen en iyisi bu gece eve git, güzel bir uyku çek. Çünkü yarın kaybedeceğim bir dava var. Sinirlerin sağlam olması lazım değil. İyi geceler Faik. Ama ben senin rahat bir uyku çekebileceğine inanmıyorum Şehmuz. O silahı masanın üstüne koyarken masanın altındaki çekmecede hangi belgelerin olduğunu tahmin etmen gerekirdi. İyice bak. Oğlunla senin Fransa'dan kaçış belgeleri. Sahte kimlikli bir baba, yeğenini arayan yasal bir teyze. Sen de biliyorsun. Yeğeninin vasisi olduğuna dair bir mahkeme kararı. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Sana bir şey dayatmayacağım Şehmuz. Ama sana bir seçim hakkı vereceğim. Çünkü yıllar önce sebep olduğun şey sadece benim hayatımı mahvetmiş olsaydı bunca zaman öfkemi içimde büyütmeyebilirdim. Ama sen benim hayatımın en anlamlı şeyini aldın elimden. Sadece onu almadın. Hayallerimi de aldın. Bunu yaşamadan bilemezsin. Öğreneceksin ama. Şimdi ben senin kadar acımasız olmayacağım. Zamanında bana tanınmayan seçim hakkını tanıyacağım sana. Vefa ve veda duygusuyla yazıyorum sana bu satırları. Bunca yıl hasretin yüreğimin sadık bekçisi oldu. Ne var ki hayat bize mutlu olma şansı vermedi. Girdiğim bu kavga, ettiğim bu mücadele seni benden etti. Şimdi ıslak bir göz gibi bakıyorum dünyaya. Bu sabah Mari Köprüsü'nde yürürken güvercinlerin birden havalandığını gördüm. Gördüm. Hayat devam ediyor. Ve ben bu hayatı ömür yapamadım sana. Ve sonunda anladım sultanım. Gitmek değil. Dağılmaktı benimkisi. Boynumda ağır bir vebal ile ediyorum şimdi bu sözleri. Çünkü buymuş bize kısmet.
buymuş bize nasip olan. Kendine yeni bir hayat kur.